Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel ve kolay modelli bir bebek yeleği yaptım. Bugün yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yeleği hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün mavi renk kullanarak erkek bebek için yaptım. Siz farklı renkleriyle kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsü çok kolay. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün anlatımımı 6 aylık bir bebek ölçüsünde yapıyorum. Siz bu başlama zincir sayısını daha az yaparak daha küçük bebekleriniz için yapabilirsiniz veya daha çok sayıda başlayarak daha büyük bebekleriniz için yapabilirsiniz. Açık olarak da görelim yeleği. Bakın, tek parça halinde örüyoruz. Arka görüntüsü de bu şekilde. Model bölümünü sadece bu ön bölümün patlarını burada kullandım ve etek ucunda uyguladım. Roba bölümüne de 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel yeleğin örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım arkadaşlar. Alize Baby Best markalı bir iplik, bambu karışımlı bir iplik. 4 mevsim kullanılan bir iplik bu arkadaşlar. Renk numarası 40, üzerinde 100 gram 240 metre yazıyor. Bu iplikten bir yumaktan bitti, ikinci yumaktan bu kaldı. 1,5 adet ipliğe ihtiyacımız var. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Sizin kullandığınız iplik üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın, benim kullandığım bu iplik üzerinde 2 ile 4 arası tığlar tavsiye edilmekte. Ben 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Siz de elinizin sıklığına, ipliğin kalınlığına uygun olarak istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz. Ölçülerini de size söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Şu şekilde kapatalım. Daha iyi ölçüm alırız. Bakın, bebeğe giydirdiğimiz zaman ölçümüz daha net olur. Buradan ölçüyorum. Kol altından ölçüyorum ilk önce. 26 santimetre gövde genişliği var. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 31 santimetre arkadaşlar. 6 aylık bebek için yaptım. Bu ölçü 6 aylık bebek için çok ideal. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız standart bebek ölçü tablosunu ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu yeleği farklı ölçülerde yapacaksanız o standart bebek ölçü tablosuna bakarak istediğiniz gibi yüksekliğini ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerini verdik. Hazırsanız hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel bebek yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Örgüye yaka başlangıcından zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ben ilk ilmeği bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum.75 zincir yaptım ben başlangıç olarak arkadaşlar. Bu şekilde bakın çok sıkı olmayan zincirler yaptım.
Bu zincirleri çok sıkı yapmayalım. Şimdi bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Bu 75 zincirin kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 33 santimetre zincir uzunluğu var. Sizin elinizin sıklığına göre 33 santimetre için sizin daha fazla veya daha az zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayıyorum bakın. 3 ilmeği de atladığımda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön bölümün birisini yaptık. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için bu zincirler üzerine 16 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kol bölümü için 16 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan ilmek içine arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Arka bölüme 20 trabzan yapıyorum. Siz bu ön bölümü kaç trabzan yaptıysanız arka bölüm 2 katı olacak arkadaşlar. 2 ön bölümün toplamını arka bölüm olarak yapıyoruz. Ona göre kendinize göre de ayarlama yapabilirsiniz. Buraya 20 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Arka bölüm için 20 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Diğer kol bölümü için de 16 trabzan yapıyorum. Bu kol örgüsünde 16 trabzan yaptım. Buraya da 16 trabzan yapıyorum. Yanında bulunan bakın ilmek içine trabzanı başlıyorum. 16 trabzanı yapalım buraya arkadaşlar. Diğer kol bölümü için 16 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek içine ön bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bu ön bölümde 10 trabzan yaptım. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön bölüm için 10 trabzanı yaptım. Bu ilk sırada bakın yaka başlangıcında yaka ayrımlarını yaptık. 10 trabzan ön bölümler için yaptım. 16'şar trabzan kol bölümleri için yaptım. Önlerin toplamı olarak da 20 trabzanı arka bölüm için yaptım. Siz bunu daha büyük bebeğiniz için yapıyorsanız ön bölümleri 11 trabzan yapabilirsiniz. Her iki ön bölümü, kol bölümünü aynı sayıda yapabilirsiniz. Arka bölümü 22 trabzan yaparsanız ölçünüz bir beden daha büyük olacaktır arkadaşlar. Daha büyük bebekleriniz için yapmak istiyorsanız da her bölüm için arka bölümü ikişer trabzan arttırdığınız zaman ön bölümleri birer trabzan arttıracaksanız kol bölümlerinde ikişer trabzan arttırması yapacaksınız. Buna göre kendiniz bebeğiniz için arttırmaları ayarlayabilirsiniz. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu ön bölümlerde başta üçer tane model yapmak istiyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu ikinci ilmek içine model yapacağız. Trabzan yapıyor gibi ipliği tığın üzerine alıyorum. Trabzan toplamalı bir model yapıyoruz. Popcorn tarzı bir model yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilmeğe bakın. Çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Bunu çıkarmıyorum, bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. Aynı ilmekten ilmek aldım. Çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Bekletiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. İlmek aldım. Çektim. 2 ilmekten çıkarıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. Aynı ilmekten ilmek aldım. 2 ilmekten çekiyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. 4 defa trabzan yapıyor gibi yaptık bakın. İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın modeli bu şekilde yaptık popcorn modeline. Bir zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine yine aynı şekilde popcorn modeli yapıyorum. Bakın bir, dört defa topluyoruz. İki, üç, dört. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine popcorn modeli yapıyorum. Dört defa da topluyorum yine bakın. Bir, iki, üç, dört. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. 3 model yaptık bakın buraya arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Artık trabzan olarak devam ediyorum. Trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum bakın. Üç trabzan yaptım. Modelden sonra bir ilmek atladım. 3 trabzan yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. İki zincir, bir trabzan. Modeli görelim. Bakın arkadaşlar, ön bölümün görüntüsü böyle. Diğer ön bölüme de model yapacağız buraya.
Oraya kadar bütün ilmekleri trabzan yapıyoruz. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yapacağımız iki zincirin içine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanı yaptım. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırmaları bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Ön bölümde bulunan bu ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu ön bölüme de model yapacağız arkadaşlar. Bakın burada başlangıçta model yaptım. Orada da model yapacağız. Modelin hangi ilmekten başlayacağımızı saymak için bakın burada kaç trabzan yaptığımı sayıyorum. Arttırmayla birlikte 4 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım bakın buraya. Bu ön bölümde de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın toplam 4 trabzan oldu arttırmayla birlikte. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe modeli yapıyorum. 1 2 3 4 İlmek alıyorum. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine model yapıyorum. 1 2 3 4 İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Son trabzanı bakın. Trabzan sırasına başlarken 3 ilmek atlamıştım. Bunun son zincirin üzerine bakın. Tığı takıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bir trabzan yaptım. Sıra başında da bakın bir trabzan yaptım. Sıra sonunda da bir trabzan yaptım. Bu ön bölüme de 3 modeli yaptık. Bakın 1, 2, 3 aralarda bir zincir yaptık. Bakın arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıra trabzan sırası. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Model üzerinde bulunan bu ilmek içine trabzan yapıyorum. İki model ortasında zincir yaptım. Bu zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. Model üzerinde bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincire trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Burada yaptığım bir zincir üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Modeli örgünün ters tarafından yapıyoruz.
Ters tarafını yaptığımız sırada model yapıyoruz arkadaşlar. Düz tarafından yaparsak bu model görünmez yoksa. Arttırma yaptığımız yere kadar bakın sayalım. Başlangıçta 10 trabzan ile başladım. Bu ikinci sırada bir trabzan arttırması yapmam gerekiyor. 11 trabzan olması gerekiyor. Burada da 12 trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir de arttırma yapıyoruz buraya. 12 trabzan oluyor. Her sırada bölüm bir trabzan arttırması oluyor. 2 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Bu arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Trabzan yapalım. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Diğer kol bölümünde trabzanları yapalım. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaparak devam edelim. Trabzanları yaparak buraya kadar tamamladım arkadaşlar. Bu arttırma yerlerinde de bakın bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerindeyiz. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Trabzanlar üzerine trabzanlar yapıyorum. Model üzerine sizinle tekrar yapmak istedim. Bu modelden önce burada yaptığım bir zincir var. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Model üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın burada bir ilmek var. Bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincir üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Zincir üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Son trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Kaç trabzan olduğunu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Üçüncü sırada trabzanlar yaptık. Görüntüsü böyle oldu. Dördüncü sıradayız ve örgünün ters tarafındayız. Bu sırada bu ön bölümlerde modelleri yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. İlmek alıyorum, hepsinin içinden topluyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Trabzanlara devam ediyorum artık. 3 modeli yaptık sıra başında. Arttırma yerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bütün arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bakın, ikinci sıra modelleri de yerleştirdik arkadaşlar. Burada bir püf noktayı söylemek istiyorum. Burada yaptığım ilk modelin sırasına denk gelecek bu yaptığım model arkadaşlar. Kaydırma yapmamaya dikkat edelim. Arttırma yerlerinde arttırma yapalım. Trabzanlar üzerine trabzanlar yapalım. Bu ön bölümde de burada yaptığımız gibi model yapacağız.
Buraya kadar devam edelim. Trabzanları yaparak bakın diğer ön bölüme kadar tamamladım. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım yine. Bu ön bölümde kaç trabzan yaptığımı sayıyorum. Modele kadar olan yeri ayarlamak için bakın 2, 4, 6 trabzandan sonra model yaptım. Burada da aynı şekilde denk gelmesi için sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 trabzan oldu. Bakın şurayı da takip ederseniz daha kolay olur. Bu alt sırada bakın modelin üzerine model yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bakın burada yaptığım modelin olduğu sırada kaydırma yapmıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir ilmek atlıyorum, model yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum, son ilmeğe de trabzan yapıyorum. Bakın. Modelde ikinci sırayı yaptık. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Bu arttırma yerlerinde yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Model üzerinde bulunan bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincirli boşluğa trabzan yapıyorum. Model üzerinde bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak devam ediyoruz artık. Bakın. Görüntü olarak böyle. Bakın. Görüntüsü böyle. Örgüye bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu iki sıranın tekrarıyla. Bir sırada bu model sırasını yapıyoruz. Bir sırada şimdiki yaptığımız gibi trabzan sırası yapıyoruz. Bu dört noktadan bakın 1, 2, 3, 4 noktadan bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yapıyoruz. Robanın örgüsünü arttırmalar yaparak devam edelim. Her sırada arttırmalar yaparak roba yüksekliğini 10 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum arkadaşlar. Bakın ölçtüğüm zaman 10 santimetre robanın yüksekliği var. Modelli bölümü de yapmaya devam ettim. Şöyle de katlayalım. Bakın görüntüsü böyle. Bu sıradan itibaren kol ve gövdeyi birbirinden ayıracağız. Örgümüzü gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Düz tarafındayız bakın. Bu sırada modellerin üzerinden trabzanlar yapıyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. Modelin üzerinde bulunan ilmek içine trabzan yapıyorum. Bir zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum.
Bir zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanlar yaparak buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincirin içerisine ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bu sırada iki trabzan yapıyorum arkadaşlar, bakın. Üç zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu üç zinciri de. Bir sonraki sırada trabzan yapacağız bunların üzerine. Tığın üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan ilmekleri atlıyorum. Bu kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere iki trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerlerinde ikişer trabzan yaptım. Kol altında bakın zincir şeklinde oluşturduk. Diğer arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Arttırma yaptığımız bu iki zincirin içerisine iki trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Kolda bulunan ilmekleri atlıyorum. Bu iki zincirin içine iki trabzan yapıyorum. Diğer kol altında bakın buraya yaptık arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzanları yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaparak tamamladım. Görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün ters tarafındayız. Bu sırada model yerleştiriyoruz. Bu 3 model devam edecek. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İkinci ilmek üzerine modeli yapıyorum bakın. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 3 modeli yaptık buraya da. Bir ilmek atlıyorum. Trabzanları yapmaya devam ediyorum. Kol altında yaptığımız bu zincire kadar devam edelim. Kol altını yapacağımız zincirlere kadar bakın trabzanları tamamladım. Buraya 3 zincir yapmıştım. Her zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. İlk zincirin üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın aynı zincir üzerine yapıyorum 2 trabzanı. Bu zincir üzerine de 2 trabzan yapıyorum. Üçüncü zincir üzerine de 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yapmıştım. İkişer trabzan yaptım. 6 trabzan oldu burada. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bu kol altına kadar devam edelim. Diğer kol altını yapacağım üst zincire kadar trabzanları yaptım. Burada bulunan üst zincir üzerine de her zincire 2 trabzan yapıyorum. Bakın burada da üst zincir üzerine ikişer trabzan yaptım.
Burada da aynısını yapıyorum. İlk zincirin üzerine 2 trabzan yapıyorum. İkinci zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Üçüncü zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir üzerine 2'şer trabzan yaptım. 6 trabzan oldu. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzanları yapalım. Burada da modelleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sonda bulunan 3 modeli de yaptım bakın arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıra trabzan sırası. Model üzerine de trabzan yapıyoruz bakın bu sırada. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bir zincir çekip örgümüze devam edelim. Artık gövdenin örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu model örgü bitesiye kadar devam edecek arkadaşlar. Bırakmıyoruz yapmasını. Örgü bitesiye kadar devam ediyoruz. Gövdenin örgüsünü bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Gövde örgüsünü kol altından sonra 14 sıra olarak tamamladım arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gövde örgüsünü burada bitirmiyorum. Bu sıradan sonra örgüye bu ön patlarda yaptığımız modelleri diğer yerlere de yerleştirerek devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir ilmek atlıyorum, model yapıyorum. Ön patta 3 modeli yaptık bakın. Bir zincir yapıyorum, trabzan olarak devam etmiyorum. Model olarak devam ediyorum arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum, model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir ilmek atlıyorum, model yapıyorum. Bakın, bu şekilde modeller yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırayı tamamen modelli yaparak bakın, sıranın sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde görüntüsü arkadaşlar. Bir yumak iplik de burada bitti. İkinci yumak ipliğe başladım bakın. Böyle oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırasındayız. Bu bakın ön patların buralarda yaptığımız gibi trabzanlar yapıyoruz. Model üzerine bir trabzan yapıyorum. Model ortasında yaptığım bir zincirli boşluklara bir trabzan, model üzerine bir trabzan, model ortasında bulunan boşluklara bir trabzan. Bu şekilde.
Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sonraki sırada yine modelleri yaparak örgüye devam edelim arkadaşlar. İki sıra model sırası yaptım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde model sırasında bitirdim. İpliği burada kesiyorum. Şekilde oldu. Bakın görüntüsü böyle. Çok güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi ön pat çalışmalarını yapalım. Ön patları yaparken bir tarafına düğme için sık iğnelerden oluşan ön pat yapacağız. Bir tarafına da düğme için düğme biritleri yapacağız arkadaşlar. Diğer uç noktasından başlıyorum bakın. Bu ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Gördüğüm ilmeklere sık iğneler yapıyorum. İpliğin ucunu da içeride tutuyorum. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar bir sıra sık iğneyi yaptım bakın. Görüntü olarak böyle oldu. İkinci sırada yine sık iğne yapacağız. Sık iğneleri yaparken bu roba bölümünün buraya ben 3 adet düğme için düğme bileti yapmak istiyorum. Yerini işaretleyelim. Bakın birisini hemen bu yakanın başlangıcına yaparım. Bir diğerini bu robanın bittiği, bakın buraya 3 düğme yapmak istiyorum. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bu roba bölümüne 3 tane düğme dikmek istiyorum. Üçüncüyü de ikisinin tam ortasına şöyle katlayabilirsiniz de, bakın ortası burası, şu şekilde. 3 düğme biritinin yerini belirledik. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Düğme biriti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu işaret yaptığım yere kadar sık iğneler yapıyoruz. Bakın düğme biritinin birisini yaptım. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 7 sık iğneyi yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 düğme biriti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. İşaretleri çıkarıyorum. Roba bölümüne 1, 2, 3 düğme biritini yaptım. Sık iğneler yaparak bu uca kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneleri tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Üçüncü ve son sıradayız. Bu sırada yarım trabzanlar yapıyorum. İlk ilmek içine bir yarım trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe de yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bakın bu şekilde yapıyorum. Trabzan yapıyor gibi tığın üzerine iplik doluyorum. İlmek alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsini içinden bir defa da çıkarıyorum. İlmek alıyorum.
İki defa da çıkarmıyoruz bakın. Bir defa da çıkarıyorum. Bu düğme biriti yaptığımız yere kadar devam edelim. Düğme biritine kadar yarım trabzanlar yaparak tamamladım. Bu düğme biriti için iki zincir yaptım. İki zincirin içine iki yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer düğme biriti için de iki yarım trabzan yapıyorum. Bakın son düğme biritine de iki yarım trabzan yapıyorum. Sık iğne içine yarım trabzan yaptım. Bu ön patını örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın arkadaşlar. Diğer ön patada iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan yapacağız. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Düğme biriti yapmayacağız arkadaşlar. Oraya kadar sık iğneler yapıyorum boyun çevresinde. Aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Burada bulunan ilmek içine sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaparak buraya kadar devam edelim. Burada da iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan yaparak diğer ön patın örgüsünü tamamlayalım arkadaşlar. Diğer ön patın örgüsünü iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan olarak tamamladım. Boynun çevresinde de bakın bir sıra sık iğne yaptım. Bu uç noktaya geldik. Bu modellerin olduğu yerde de bu son sırada yaptığım sırayı takip ederek bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Gördüğüm her ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Her ilmeğe bir sık iğne yaparak bu uç noktaya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Son ilmek ile bu ön patın burada bulunan bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın, ipliği kesiyorum. Düzgün bir görüntü elde ettik burada. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Kol ucuna ben bu şekilde bir pıtırcık modeli yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Siz isterseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Şimdi bu kol ucunu sizinle pıtırcık modeli yapalım. Kol altından başlıyoruz. Burada bulunan ilmekten bir ilmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kol çevresinde pıtırcık modelleri yaparak başladığım yere kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum.
İpliği kesiyorum arkadaşlar. Kolun örgüsü de çok güzel oldu. Diğer kolun örgüsünde bu kolu başladığımız gibi başlayıp pıtırcık modelleri yapabilirsiniz. Örgüsünü tamamladık. Çok güzel bir yelek oldu gördüğünüz gibi. Düğmelerini dikelim, bitmiş olarak görelim. Yeleğin düğmelerini ben diktim. Bu düğme bileti yaptığım yerlerin tam karşısına gelen yerlere birer tane düğme diktim bakın. Şu şekilde takıyorum. Çok güzel oldu bakın gördüğünüz gibi. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü bu şekilde. Açık olarak da görelim. Bakın. Örgünün ters tarafı böyle. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum size arkadaşlar. İlk önce kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 26 santimetre gövde genişliği var. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Buradan itibaren en uç noktasına kadar yüksekliğini ölçüyorum. 31 santimetre. Bu da 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.